Fatih Başkan'la beraberiz. Evet. Başkan olduğunuzda başkanım demeye ağzım alışamadıydı. Şimdi başkanlıkta bıraktınız ama başkanım demekten çıkamıyorum. Evet, ama çok da keyifli sizi maçta görmek. Muhakkak tabii ki biz Ankara güçlüyüz. Geleceğiz. Buralarda olmak zorundayız. Şimdi şu tezahüratları duyuyorum. Tüylerim diken diken oldu. Biz yaşayamadık bunu maalesef. Kısmet olmadı. Ama inşallah Faruk abiye ve yönetimine kısmet olur. Ben kongre günü de söylemiştim. Ondan önce de söylemiştim. Bu takım bizim. Biz Ankara güçlüyüz. Kulübümüze sahip çıkmamız lazım. Gerçekten gayet iyi niyetlerle burada mücadele eden bir yönetim kurulu var. Taraftarlarımız transferleri eleştiriyor olabilir. İnşallah iyi olur. Yapanlar da iyi olsun diye yapıyorlar. İnşallah iyi olur. Takım birlik beraberlik içerisinde kenetlenerek inşallah bu sene hak ettiği yere çıkar Süper Lig'e. Peki sen nasıl görüyorsun başkanım takıma? Yani kadroyu çizdiğin zaman şuralarda eksik var. Şöyle çok zor bir lig var çünkü. Yani birincilik bu sene her zaman olduğundan daha da zor. Şimdi şöyle bazı futbolcuların gidişi konusunda Faruk Başkan'a aradım. Konuşmalarım sırasında bazı kulüp başkanları beni aradılar. Gaziantep Kulüp Başkanı aradı beni. Eski büyük ekşi aradı. Börmen için, Sepil Başkan işte Atakan için aradı. Ben Faruk abiye o sırada görüşlerimi söyledim. Ama şimdi bende kalsın. Sonu iyi olsun inşallah. Sonu iyi olacak mı hissediyor musun? Olabilir. Olabilir. Yani bu futbol. İnşallah olur. Göreceğiz. Ben çok da tanımıyorum futbolcuları. Hasan Hüseyin'i mesela hemen dedim alınması lazım. Biz geçen sene almak istemiştik Hasan Hüseyin'i. Sedat'ı arattırdım gece kendisini hemen Alanya Spor'a, Kayseri Spor'dan ayrıldığında söz vermiş. Bunu duyduk. Mesela alındığına çok mutlu oldum. Yani mesela ben de bugün transferler açıklanırken Atış'ı görünce onun ismi de çok gelmişti mesela. Aynen. Kalırdı çok gündeme gelmişti. İnşallah iyi olur ya. İnşallah takım çıkar Süper Lig'e. Destek olacağız. Yapacak başka bir şeyimiz yok.